Bu videoda bize verilen kod bloklarıyla bizden istenilen şekli tamamlamaya çalışacağız. Ders 2, konu 4, aktör, sıra, birinci etkinlik. Merhaba, ben bir sanatçıyım. Benim herhangi bir şey çizmem için kod yazabilir misin? Birkaç kod bloğu kullanarak benim resim içine gri çizgiler çizmemi sağla. Her çizgi 100 piksel uzunluğunda olmalı diye bir bilgi veriyor. Daha önce de bazı etkinliklerde çizgi çizerek şekilleri tamamlamıştık. Bu sefer biraz daha bize gelişmiş kod blokları vermişler. Önce bir bakalım. Kod blokları neydi? Çalışma alanına eklediğimizde kendisinin taşıdığı işlemi gerçekleştiren kodlar, fonksiyonlar. Burada ileriye 100 piksel ileriye doğru 100 piksel çizim yapan bir kod bloğu. Bu kod bloğunun, bu fonksiyonun, bu işlemi yapan fonksiyonun iki farklı parametresi var. Yani bu bir çizim yapma fonksiyonu. Ama ileriye doğru ya da geriye doğru çizim yapabilir. Bunu parametreyle fonksiyona bildiriyoruz. Ya da geriye doğru 100 piksel yerine 50 piksel çizim yapabilir. Bu da ikinci parametresi. Ama her halükarda bu kod bloğu sadece çizim yapar. Sizin verdiğiniz parametreler doğrultusunda. İkincisi, nesnemin sağa ya da sola doğru dönmesini sağlıyor. İkinci parametrede de bu dönüşü kaç derece yapacağı. 90 derece döndüğünde sağa doğru giden bir nesne direkt aşağıya doğru gidecek. Ama bize birçok farklı derecede vermiş. Bu bölümde kullanmaya ihtiyacımız olmasa da ileriki etkinliklerde kullanmamız gerekebilir. Atlama fonksiyonu, daha önceki çizgi çizme etkinliklerinde atla komutu vardı. Bu seferkinde bir atlama fonksiyon kod bloğu vermiş. İki parametreli, ileri ya da geriye doğru atla ve 100 piksel. Pikseli de manuel olarak girebiliyoruz. Kaç piksel atlamasını istediğimizi. Nesnemiz burada yazdığımız parametreler doğrultusunda çizgi çizmeden atlıyor. Diğer kod blokları renk ayarlama, yani çizginin çizmeden önce, o çizgiyi çizecek komutu yazmadan önce ayarladığımız renk neyse o komut çizgiyi çizdiğinde ayarladığımız renkte çiziyor. Ve bir komutta yine renk ayarla komutu, renk ayarla fonksiyonunun aynısı, parametreye rastgele bir renk seç eklenmiş. Buradaki parametreden bir renk seçebildiğimiz gibi aynı fonksiyon isminde, aynı işi yapan fonksiyonun parametresini rastgele renk seç yazarak, buradan uygulayarak herhangi bir, bizim seçmediğimiz herhangi rastgele bir renk seçmesini de sağlıyoruz. Şimdi burada bizde istenilen şey
oyunun başında da söylediği gibi, burada da yazdığı gibi 100 piksel uzunluğunda, 100 piksel uzunluğunda ileriye ve aşağıya doğru iki çizgi çizeceğiz. Şunu ve bu çizgiler siyah olacak. Siyahla başladığı için standart ben siyah çizeceğini düşünüyorum. Eğer siyah çizmezse onu ayarlarız. İleriye doğru 100 piksel ve daha sonra ileriye 100 piksel ilerlediği zaman, şu çizgiyi çizdiği zaman aşağıya doğru, yani sağa doğru yönüm bu yöneydi, sağa doğru 90 derece, şurası 90 derece olduğu için 90 derece dönüyorum ve döndükten sonra ileriye doğru yüzüm bu aşağıya baktığı için ileriye gitmem, aşağıya ilerlemem anlamına gelir. 100 piksel daha ilerliyorum. Bakalım algoritma benden istenilen şekli tamamlamadı. Bakalım nerede hata yaptım. İkinci çizgi çizilmedi. Çünkü ben burada atla fonksiyonunu, kod bloğunu kullanmışım. Atla neydi? Çizgi çizmeden orayı geçmekti. Halbuki taşı 100 pikseli çizim çizmesi için bu fonksiyonu, birinci fonksiyonu kullanacaktım. Bakalım tekrar çalıştıralım. Bu sefer etkinliği geçtik. İkinci etkinliğe bakalım. Bu evde yarısı tamamlanmış bir duvar var. Her duvar 100 ama tamamlanmamış duvar sadece 50 piksel. Duvarı tamamlayın. Burada piksel dediğimiz 100 piksel bilgisayarda, ekranda çizgiler, şekiller küçük noktalardan oluşur. Küçük noktaların yan yana gelmesinden oluşur. Piksel de bilgisayarda 100 tane noktanın yan yana gelmesi 100 piksel anlamına geliyor. Buradaki her bir çizginin uzunluğu 100 pikselmiş. Yani 100 noktanın yan yana gelmesinde oluşuyormuş. Burada duvarın yarısı var. Yarısı olmadığı için bu duvarın geri kalan kısmının da 50 piksel olduğunu söylüyor. Şimdi çizgi çizen, elinde kalem olan çocuk sağa doğru bakıyor. Bizim çizgi çizmemiz gereken yer yukarıya doğru. Demek ki saat yönünün tersine sola doğru 90 derecelik bir dönüş yaptıktan sonra ileriye doğru 50 piksellik bir çizgi çizersek duvarı tamamlamış oluruz. Evet. Üçüncü etkinlikte bakalım bizden ne istiyor. Kırmızı şapka 100 piksel uzunluğundadır. 70 piksel daha kısa olan siyah bir şapka çizerek tamamla. Siyah şapkanın genişliği 50 pikseldir. Şimdi bizde bu aynı zamanda bir matematik problemi haline de geldi etkinlikler. Burada bir matematik problemi de var. Bir problemi çözmemizi istiyor bize. Bu problemi mantık olarak çözdükten sonra bu işi yapacak algoritmayı kurmamızı istiyor. Kırmızı şapka dedi. Buradaki kırmızı şapka 100 piksel uzunluğunda. 70 piksel daha kısa olan bir siyah şapka çizeceğiz. Şimdi 100 piksellik şapkadan 70 piksel daha kısa olan şapkanın yüksekliği 100'den 70'i çıkartırsak 30 piksel yapıyor. Genişliğinin de bana 50 piksel olduğunu söylemişti.
Demek ki ben 30, 50, 30 şeklinde bir çizim yapmam gerekiyor. Bu çizimi yapmak için önce yukarıya doğru dönmem gerekiyor. Saat yönünün tersine sola doğru 90 derece dönüyorum. İleriye doğru 30 piksellik bir çizgi çizdikten sonra saat yönüne doğru sağa doğru 90 derece dönüyorum. Bakın burada bir yanlışlık yapmış. Atla komutunu yukarıya koymuş. Atla komutu neydi? Çizgi çizmeden boş geçmeydi. Taşı komutu neydi? Çizgi çizmeydi. Ve o zaman şu atla yazdığım yerdeki atla kod bloğunu çıkartıp onun yerine taşı ileriye 30 piksel. Bunu çıkartıyorum. Bu benim işime yaramıyor. 30 pikselle daha sonra ne yaptım? Sağa doğru döndüm 90 derece. Tekrar taşıyla şapkanın genişliği 50 pikseldi. Ve sonra tekrar sağa doğru dönersem ileriye bakıyorum. Sağa doğru dönersem aşağı doğru bakarım 90 derece. Aşağıya doğru baktıktan sonra da ileriye doğru, yönüm aşağı olduğu için ileriye doğru aşağıya demek, 30 piksel çizerek şapkayı tamamlamış olmam gerekiyor. Bakalım yukarı, sağa ve aşağıya. Evet. Devam edelim. Dördüncü etkinlik. Zıpla bloğu sanatçıyı çizim yapmadan ilerletir. Evet, zıpla bloğu çizim yapmada ilerlememizi sağlıyor. Hem zıpla hem de çiz bloğunu kullanarak çizgileri birleştir. Şimdi burada taşı ileriye taşı dediği aslında çiz fonksiyonu. Atla dediği de zıplama fonksiyonu. Şimdi benim yapmam gereken çizgileri çizmek ama şu çizgi acaba kaç piksel? Bununla ilgili bana bir bilgi vermemiş. Kod bloklarındaki parametrelerin ikincisinde 50 piksel standart değer olarak gelmiş. O yüzden ben 50 piksel olduğunu varsayarak 50 piksel kullanacağım. Eğer değilse duruma bakıp kaç piksel olduğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi elinde kalem olan çocuk ileriye doğru bakıyor. Ben ileriye 50 piksel dediğim zaman ileriye doğru çizmeye başlar. Eğer burası 50 pikselse bu noktaya geldikten sonra ileriye doğru bir 50 pikselde atlarsa bir sonraki çizmemi istediği alanın başına ilerlemiş olurum. Sonra 50 piksel ileriye doğru tekrar çizim yaparak şu noktaya geliyorum. Sonra atlamam için bir alan daha var. İleriye atlayla atlıyorum ve bu noktaya ulaşıyor. Bir deneyelim bakalım doğru mu ilerliyoruz. Deneyelim. Evet doğru. Bu noktaya ulaştık. Yaklaştın diyor. Tekrar deneyeyim. Şimdi bu noktaya ulaştıktan sonra çizimlerimi yukarıya doğru yapacağım için elinde kalem olan çocuğu sola doğru 90 derece çevirerek yukarıya bakmasını sağlıyorum. Sonra yukarıya bakan çocuğun ileriye doğru 50 piksel çizmesini, sonra bir boşluk var arada 50 piksel zıplamasını ve tekrar 50 piksel çizmesini için gereken kodları arka arkaya yazıyorum ve algoritmamı tekrar çalıştırıyorum. Bakalım işlem doğru mu? Evet, doğru şekilde tamamladık. Burada renk kod bloğuna ihtiyacım olmadı. Bu evi kedi için tamamlamama yardım. Bir ev var. Siyah çizgi tamamlanmış. Gri çizgide evin tamamlanmamış duvarları ve çatısının bir kısmı. Bunu tamamlamak için ne yapmam gerekiyor? İleriye doğru bir çizgi çizelim.
önümde çizgi çizeceğim bir yol var zaten ileriye doğru. 100 piksel standart değer olarak vermiş. Onu değiştirmiyorum. Bana bir ekstra bir bilgi vermediği için 3 piksel olduğunu düşünüyorum. Saat yönünün bu noktaya ulaştıktan sonra çizgi çizdim. Saat yönünün tersine doğru yani sola doğru 90 derece dönüp ileriye doğru 100 piksel daha çizersem bu noktaya yine aynı işlemi tekrarlarsam sola doğru dönüp ileriye doğru 100 piksel çizersem bu noktaya yine aynı işlemi tekrarlarsam sola doğru dönüp ileriye doğru 100 piksel çizersem başladığım noktaya ulaşmış ve bir kare çizmiş oluyorum. Bakalım. Evet, tamamladık. Bir sonraki etkinliğe geçiyoruz. Bu evin bir çatıya ihtiyacı var. Bir üçgen çiz. İpucu. İpucu vermiş. Üç kenarda aynı uzunlukta olmalı. Tamam. Şimdi bir üçgen çizmemi istiyor. Ve üç uzunluğunda aynı uzunlukta olduğunu söylüyor. Burada bir matematik kuralı var. Geometrideki bir kural. Burada çizeceğimiz üçgende her bir kenar eşit olduğu için ve üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olduğu için 180 dereceyi 3'e bölersek her bir açının 60 derece olması gerekiyor. Şimdi elinde kalem olan çocuk nesnesi ileriye doğru bakıyor. İlk önce ben şu çizgiyi çizmek istiyorum. Bu çizgiyi çizmek istiyorum. Saat yönünün tersine doğru, yani sola doğru 60 derecelik bir dönüş yaparsam yönüm şu çizginin istikametinde olacaktır. İleriye doğru 100 piksel çiz dediğimde şu çizgiyi çizip elinde kalem olan çocuğun üçgenin üzerindeki noktaya ulaşması gerekiyor. Çünkü ne yaptım? Şu düzlemde olan ileriye çiz dediğimde şu çizgiyi çizecek olan çocuğu 60 derece yukarıya saat yönünün tersine yönlendirdim. Sonra 60 derece bu noktaya ulaştığında elinde kalem olan çocuk hala 60 derecelik bir açıda olacak. İkinci çizgim bu noktaya ulaştıktan sonra şu yöne dönmem için şurada bir düzlem çizersem burası 60 dereceydi ve buranın tamamı da 180 derecedir. Düz bir çizginin üzerinde olduğu için 180 dereceden 60'ı çıkartırsam saat yönünde 120 derecelik bir dönüş gerçekleştirirsem elinde kalem olan çocuk bu çizginin
yönüne doğru bakmaya başlayacaktır. Bakalım. Sağa doğru 120 derecelik bir dönüş gerçekleştiriyorum. Ve ileriye doğru 100 piksellik bir çizim. Bakalım, çalıştıralım. Doğru mu yaptık? Evet. İkinci çizgiyi de tamamladık. Bu yöne doğru bakan, şu yöne doğru bakan, ilerleyecek olan çocuğun açısını saat yönünde sağa doğru 120 derece döndürdük. Böylece bu yöne doğru bakmasını sağladık. Şimdi bu yöne doğru bakan çocuğun açısını son çizgiyi çizmek için şu yöne doğru çevireceğiz. Bu da yine bir öncekinin aynısı. Şurayı bir düzlem olarak görürsek ve şu üçgenin bir açısı 60 derece olduğu için şu toplamı 180 derece olan bölmenin içerisinde 120 derecelik bir dönüş yaparsak saat yönünde, yine sağa doğru 120 derecelik bir dönüş yapıp ileriye doğru 100 piksel ilerlersek, bu buradaki üçgeni çizecek algoritmayı oluşturmuş oluyoruz. Evet, başarılı olamadık. Neden? Çünkü son fonksiyonda taşı çiz fonksiyonu yerine atla, zıpla, çizmeden geç fonksiyonunu kullanmışız. Onun yerine taşı fonksiyonunu da değiştiriyorum. Tekrar deniyorum. Evet, şu an tamamlandı. Bu etkinlikte biraz geometri bilgisi ve hesaplama gerekiyor. O bilgiler olmadan istenilen işi yapacak algoritmayı yapmak çok zor. Bir sonraki etkinliğe bakalım. Uçurtmayı bitirin. Evet, uçurtmayı bitirin diyor. Burada bu bir kare gibi. Göz kararı baktığımızda bir kare ise ve tam olarak durduğu şekilde şu açıların 90 derecelik açı olduğu için şuranın 180 - 90 / 90 çıkardığımda kalan iki açı 90/2'den 45 ve 45 derece olması gerekiyor. Şimdi elinde kalem olan çocuk ileriye doğru bakıyor. İleriye doğru bakıyor. Ben bu çocuğu saat yönünün tersine doğru 45 derece döndürürsem, yani sola doğru 45 derece döndürürsem, şurasının açısı 45 derece olduğu için şu çizginin istikametinde bakacağını düşünüyorum. İleriye doğru 100 piksellik bir çizgi çizeyim ve şu noktaya ulaşacağını düşünüyorum bu algoritmayla. Deneyelim bakalım, doğru mu? Doğru. Doğru ama bizden istenen işi tam anlamıyla yapmadı. Daha devam etmemiz gereken 3 çizgimiz daha var çizmemiz gereken. Sonra buradan bakalım. Şu yöne doğru bakan çocuğu şu yöne getirmemiz için burada bir 90 derecelik bir açı var gibi, değil mi?
Çünkü bulunduğumuz çizgiye, tam dik bir çizgiye dönmek istiyoruz. Bu demek ki burası 90 derece gibi görünüyor. Yine sola doğru dönüyorum. Sola doğru 90 derece dönüyorum. Döndükten sonra o düz hatta 100 piksellik bir çizgi yapıyorum. Sonra 90 derece döndüğüm açıda yine 90 derece. Yine kendini tekrarlayan bir iş var burada. Yapalım bakalım. Devam edelim. Sola doğru 90 derece dön. İleriye çizgi çiz. Tekrar sola doğru 90 derece dön ve ileriye çizgi çiz. Sola doğru 90 derece. Bu en bu hat üzerindeyken de sola doğru 90 derece ve çizgi çiziyorum. Bakalım. Bu algoritmanın bu şurayı tamamlıyor olması gerekiyor. Bir hata yaptıysak düzeltiriz ama bir hatamız yok. Algoritmamız başarılı bir şekilde uçurtmayı tamamladı. 8. etkinliğe geçiyoruz. Son pencerenin sağ yarısının çizimini bitirin. Pencerenin her bir karesi 25 pikseldir. Şimdi burada benden istediği gri alanı tamamlamak. Her bir pencerenin bir karesinin 25 pikselden oluştuğunu söylüyor. Yapalım. Şu noktadayız. Bu noktadan istediğimiz şekilde başlayabiliriz. Ben şöyle başlamayı tercih ediyorum. İleri gideceğim. Yukarı, sola, aşağıya, aşağıya, sağa ve yukarı gideceğim. Böylece hiçbir kareye, hiçbir çizgiye tekrar üzerinden geçmek zorunda olmadan tamamlayacağım. Ama aşağıya gitmiş olsaydım da aşağı, sağa, yukarı, sola, yukarı, sağa, aşağı şeklinde yine hiçbir çizgiyi tekrar etmeden benden istenilen şekli tamamlayabilirdim. Bakalım. İleriye 25 piksel gittim. Şu noktaya ulaştım. Sonra sağa doğru 90 derece döndüm. Sağa doğru aşağıya bakıyorum. İleriye 25 piksel gittim. Aşağıya doğru bakıyorum. Yine saat yönünde sağa doğru 90 derece döndüm. İleriye 25 piksel gittim. Şurayı tamamlamış oldum. Şu yöne bakıyorum. Yine saat yönünde 90 derece sağa doğru 90 derece dönersem yukarıya bakacağım. Çocuğa göre sağa doğru dönüyorum. Sağa doğru dönmesini istiyorum. Yukarıya baktıktan sonra önümde 2 piksellik bir yol var. 2 kere 2 birimlik bir yol var. 25-25 aslında 50 piksel. 50 piksellik bir yol var. 2 tane 25 piksellik yolun toplamı 50 piksel ediyor. Bu noktaya ulaştıktan sonra da sağa doğru 90 derecelik bir açıyla dönerek 25 piksel ileri gidersem şu noktaya ulaşılır ve sadece burası kalır. Yine sağa doğru 90 derecelik bir açıyla dönüyorum ve 25 piksel ilerliyorum. Evet, algoritmam bu şekilde. Çalıştıralım bakalım. Biraz hızını arttırabiliriz, çalışma hızını. Çünkü uzun bir algoritma oldu. Çalıştıralım. Evet, tamamladık. Devam edelim. Hayvanların her biri için dikdörtgen alanı iki eşit kareye bölerek odayı tamamlayın. Dikdörtgen 200 piksel genişliğinde ve 100 piksel uzunluğa sahiptir. Evet, burada bir dikdörtgen varmış. Bunun genişliği 200 noktadan 200 pikselden oluşuyor ve yüksekliği de 100 pikselden oluşuyormuş.
O zaman ne yapabiliriz? Bunu nasıl çizebiliriz? Bir düşünelim. En kısa şekilde nasıl çizebiliriz? Atla komutunu kullanmadan düz bir hatta ilerleyerek bizden istenen şekli daha önce çizdiğimiz çizginin üzerinden geçmeden çizemiyoruz. O zaman şöyle yapalım. Dikdörtgeni bulunduğumuz noktadan tekrar bulunduğumuz noktaya gelene kadar çizelim. Ve daha sonra da ortadaki kalan kısmı çizmek için tekrar şu an bulunduğumuz noktaya ulaştığımızda 100 piksel kadar atlayalım ve yukarıya doğru bir çizim gerçekleştirelim. Böylece hem atla komutunu kullanmış oluruz hem de daha önce çizdiğimiz hiçbir alanın üzerinden tekrar çizgi çizmemiş oluruz. Bakalım ne yapacağız önce? Taşı çiz, ileriye doğru 200 piksel. Bu noktaya ulaştım. Sola doğru 90 derece yukarıya bakıyor nesne. İleriye doğru 100 piksel. Bu noktaya ulaştım. Yukarıya bakıyor. Sola doğru 90 derece döndüğüm zaman geriye bakıyor. İleriye doğru önümde 200 piksellik çizmem gereken bir yol var, çizgi var. Sonra sonunda bu noktaya ulaşmış olacağım. Geriye bakan çocuğu aşağı doğru baktırmak için yine sola doğru 90 derece çevireceğim ve ileriye doğru 100 piksel taşıyacağım. Sonra bu noktaya ulaşmış oluyorum tekrar ama bu sefer bir farkım var. Sağa doğru bakan elinde kalem olan çocuk nesnesi aşağıya doğru bakıyor. Aşağıya doğru baktığı için saat yönünün tersine sola doğru 90 derece çevirmem gerekiyor sıçramadan önce. Sonra ileriye doğru 100 piksel zıplayabilirim. Neydi burası? 200 pikseldi. Tam ortası 100 pikseldi. 100 piksel sıçradığımda şu noktaya ulaşmış oluyorum. Yönüm ileriye doğru, sağa doğru, saat yönünün tersine yani sola doğru 90 derece dönerek ileriye doğru 100 piksel çizim yaparsam benden istenilen bu evi tamamlamış oluyorum. Çalıştırıp bakalım algoritmamızda bir hatamız olmuş mu? Çalıştıralım. Evet. Doğru şekilde çizimi tamamladık. 10. etkinliğe geçelim. Serbest çizim. İstediğiniz herhangi bir şey çizin. Tamam. Bu serbest etkinlikte daha önce çizdiğimiz üçgen şeklini kullanabiliriz. Burada serbest çizim için bize bir çok farklı kod bloğu vermiş. Daha önceki etkinliklerde olmayan. Yine bir döngü var. Döngü kod bloğu. Döngüyü biliyoruz artık. İçine yazdığımız kod bloğunu burada belirttiğimiz sayı kadar tekrarlıyor. Renk kod blokları daha önce vardı. Alfa ayarlama bu bir çizginin şeffaflığı yani arkasının görünmesi, rengin açılmasının ayarı olabilir. Genişlik ayarı bu çizginin kalınlığını ifade eden bir ayar. Desen
çizgiyi farklı desenlerde çizmemizi sağlıyor. Düz bir çizgi yerine tek bir renk olarak çizilen çizgiler yerine farklı desenlerde. Ve bir de burada etiket var. Şu etikete bir bakalım. Çalıştırdığı zaman bir etiket koyup çalıştıralım. O etiketi çiziyor. O etikette nasıl bir şekil varsa, nasıl bir nesne figürü varsa o figürü bulunduğu noktadan çiziyor. Bakalım neler var şöyle bir. Aklımızda bulunsun. Yapacağımız çizimde kullanabiliriz. Şimdi ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yeniden başlayalım. Bir üçgen çizeceğim. Daha önce çizdiğim gibi iç açıları her biri 60 derecelik, toplamda 180 derece oluyordu üçgenin iç açılarının toplamı. Bu tür geometrik bilgileri bu etkinlikte birçok bilgiye ihtiyacımız oldu. Bir yetişkinle birlikte yapabilirsiniz. Bir de bu yaptığımız açıları, çizgileri bir kağıt üzerinde çizip açıları görürseniz çizginin yazdığımız algoritma sonucunda nereden çizileceğini, nereye yöneleceğini daha kolay görmenizi sağlayabilir. Kağıt üzerinde çalışmanız. Hatta bir şey yaparken onu kağıt üzerinde çizip, kağıt üzerinde planlayıp formülünü kağıt üzerinde çıkartıp nerelerde, nereye geldiğimde kaç derecelik açıyla dönmem gerekiyor. Bu gibi şeyleri kağıt üzerinde çıkartıp ondan sonra algoritmaya çevirmek ekran üzerinde kafadan işlem yapmaya göre daha az hatayla, daha hızlı şekilde sonuca ulaşmanızı sağlayacaktır. Evet, burada ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Daha önce yaptığım gibi bir üçgen yapacağım. Bu üçgeni bir döngünün içine koyarak bir yuvarlakta toplam tam bir açı 360 dereceydi. Ben bir üçgen çizip 10 ya da 20 derecede bir bu üçgenimi çizmeye devam ederek 360 dereceyi tamamladığımda bakalım karşıma nasıl bir şekil çıkacak. Şimdi öncelikle bir üçgen çizmek istiyorum. Burada sağa doğru yönüm 60 derecelik bir düz çizgi, 100 piksellik bir düz çizgi çizmek için sağa doğru 60 derece dönüyorum ve ileriye doğru 100 piksellik bir çizgi çiziyorum. Taşı çiz demekti. Atla zıplamaydı. Çizmeden zıplama. Buradaki değerler parametrelerdi. Bu fonksiyona verdiğim parametreler. Şimdi bakalım çalıştırayım nasıl bir şey oldu. Evet. Düz bir çizgi çizdim. 60 derecelik. Bundan sonrası için üçgenimi tamamlayacağım. Şu an 60 derece aşağı bakıyor. Ben şu yöne doğru, geriye doğru düz bir çizgi çizmek istiyorum. Üçgenime devam etmek için. Bu geriye doğru çizdiğim çizgi, benim çizdiğim çizgiyle arasında 60 derece olacak. Burası düz olduğunda burası 180 derece olduğu için 180 eksi 60 derece 120 derecelik bir sağa dönüşe ihtiyacım olduğunu gösteriyor. Daha önce de dediğim gibi bunları kağıt üzerinde çizerek ve bir üçgenlerle ilgili bir matematik kitabından bu konularla ilgili bilgileri oradan daha net bir şekilde görerek, bakarak yaparsak daha anlaşılır olacaktır. Şimdi ben 120 dereceyle
döndüğümde şu yöne doğru bakacağını hesapladım. 100 piksel ilerlemesini istiyor. Bakalım doğru mu yapmışım? Yeniden deniliyor. Evet, doğru yaptım. Bundan sonraki aşamada sağa doğru gidiyorum. Yine benim şurada şu çizgiyi çizmem için, buranın 60 derece olması için ve şu anda şu yöne doğru baktığım için 180-60'tan şuranın 120 derecelik bir açıyla yine sağa doğru dönmem gerektiğini görüyorum. Sağa doğru dön 120 derece ve ileriye doğru 100 piksellik bir çizim yap. Bakalım. Evet. Bir üçgen çizdik. Bu benim üçgen çizme algoritmam oldu. Şimdi üçgen çizdikten sonra benim yönüm ilk başlangıçta sağa doğruydu benim yönüm. Ama üçgeni çizdikten sonra yönüm 60 derece yukarıya doğru oldu. Demek ki ben sağa doğru 60 derece dönersem ilk başladığım yöne ulaşmış oluyorum. Şimdi neden ilk başladığım yöne ulaşmak istiyorum? Çünkü bu üçgenden belli aralıklarla 10 derece ya da 20 derece aralıklarla gözüme hangisi şekil olarak hoş gelir, o aralıklarla çizmeye devam edeceğim dönerek. Böyle bir algoritma yazmak istiyorum. O yüzden başlangıca döndüm. Bu başlangıca döndükten sonra bir 10 ya da 20 derece daha dönüp tekrar bir sonraki üçgenimi çizmeye başlayacağım. Dilersem bu 60 derecelik en son ayarladığım açının içine de yazabilirim. 60 artı 20, 80. Ama hani karışmasını istemiyorsak bu 60 olarak kalsın. Şöyle altına bir tane daha sağa doğru 20 derece bir açı yapayım. Tekrarla diyeceğim. Tekrarla bloğunun içine yerleştireceğim bunu. Şimdi 20 derecede bir eğer üçgen çiziyorsam toplamda 360 derece var. 20'ye bölersem 360'ı 18 tane üçgen olması gerekiyor. Bakalım 18 üçgen doğru mu hesapladım? Çizelim bakalım ne oluyor. Dur. Çok yavaş. Şunu hızlandırayım. Ama galiba doğru hesaplamışım gibi görünüyor. Tekrar çalıştıralım. Evet. Üçgenler. Burada her biri bir üçgen. Üçgenler 360 derecelik açının içerisinde 20 derece aralıklarla üçgenler çizerek böyle bir şekil oluşturdum. Mesela şimdi çok iç içe girdi gibi. Bu 40 derecelik açılarla oluştursaydım eğer 18 yerine de 2 katı olduğu için bunun da yarısı yani 9 üçgenden oluşacaktı eğer 40 derecelik açılar yapsaydım. Buna bir bakalım tekrar. Biraz daha farklı bir şekil. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Diğer seçenekleri artık kullanmak istiyorum. Benim yapacağım şekil buydu. İstediğim gibi. Şimdi her bir üçgen çizilmeye başlamadan önce şuraya koyuyorum. Farklı bir renk seçsin ve o üçgeni o renkte çizsin. Bakalım. Tekrar çalıştıralım. Evet, her bir üçgen farklı bir renkte seçildi ve böyle bir şekil çıktı. Her seferinde çalıştırdığımızda farklı bir renklerde bir şekil çıkacaktır. Çünkü rengi rastgele olarak seçtiği için. Diğer seçeneklere bakalım. Şöyle yapalım.
her bir üçgenin ilk çizgisini çizdiğimde şu noktaya ulaşmış oluyorum. O nokta, şu ara, şurası, o noktaya bir etiket. Etiket ekleyelim. Nasıl bir etiket ekleyelim? Şöyle bir roket eklediğimiz zaman bakalım ne oluyor? Evet. Şimdi açı olarak bu çizgiyi çizdikten sonra eğer o çizgiyi çizmeye devam etseydi açısı bu yöne doğru olacağı için çizdiği roketleri de her bir üçgen için o yöne doğru çizmeye devam edince böyle hoş bir şekil elde ettik. Başka ne yapabiliriz? Bakalım. Desen ayarlayabiliriz. Desen ayarlayabiliriz. Ama desen ayarlarsak bakalım. Mesela şöyle bir bu desenlerde eklediğimiz renk komutu işlevini yitirebilir. Çünkü desenlerin özel bir deseni var. Kendine ait bir rengi var. Evet, kendine ait bir rengi olduğu için burada eklediğimiz renk komutu işlevini yitiriyor. Siyah dersem siyah demek ki benim standart rengim. Siyah dersem boyamaya devam ediyor. Ben renkli olmasını istiyorum. Bir de şu genişlik ayarıyla oynamak istiyorum. Onu da renk ayarı yaptıktan sonra genişliğini 4 yaparsam yani şu anki çizgimin kalınlığını 4 kat daha fazla kalınlaştırırsam bakalım şekli nasıl bir hale geliyor. Evet, bu yazdığım kod işe yaramadı. 100 dersen evet şimdi çok kalın bir şekilde oldu. Demek ki 4 ve 1 arasında çok fazla gözle algılayabileceğimiz bir fark yok. 15 ya da 30 dersem bakalım 30 dersem ne oluyor? 30 dersem böyle bir şekil elde etmiş oldum. Daha fazla ilerlemeyeceğim. Hemen hemen bütün kodları kullandık değil mi? Alfa'yı kullanmadık. Alfa'da şeffaflıktı. Çizdiğimiz çizginin daha şeffaf olmasını sağlıyor. Burada bakın mesela şu an net. Bu %100. %100 görünür bir çizgi. %10 yaparsam bu görünürlüğü ne olur? Silik. Silik. Hatta roketin de alfası. Roket de bu alfa komutunu uyguladıktan sonra çizildiği için roketin de şeffaflığı ne oldu? %10 oldu. Burada bakın şöyle bir ayrıntı daha ortaya çıktı %10 yapınca. Şunu %70 yapalım. %70 yapalım. Bakın %70 şeffaflık olduğu zaman üst üste çizilen çizgileri kesiştiği yerlerde daha koyu alanlar belirdi. Ve bu desenimizin daha hoş bir görünüme sahip olmasına sebep oldu. Bu etkinlik de bu kadar. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Biraz daha yavaş da oynatabiliriz. Tamamlayıp bir sonraki etkinliğe geçelim. Bu bir üçgen çizdi, iki üçgen çizdi, üç üçgen. Üçgenleri çize çize kod bloğu algoritma dönüyor ve en sonki üçgeni çizip tamamla. Devam edelim. Bir sonraki etkinlik. Son dişin çizimini bitir. 25 piksel uzunlukta ve genişlikte. Şimdi burada benden bir şeklin tamamlamamı istemiş.
Elinde kalem olan çocuk ileriye doğru bakıyor. Bana 25 piksel olduğunu söylüyor. Şuranın ve şuranın. Demek ki ben ileriye doğru 25 piksellik bir çizgi çizersem, sonra da sola doğru saat yönünün tersini 90 derecelik dönerek ileriye doğru 25 piksel daha çizersem, ben de istenen işi yapacak algoritmayı tamamlamış oluyorum. Bakalım, çalıştıralım. Evet. Burada da yine bir eşleştirme var. Şimdi burada bazı tamamlanmamış şekiller vermiş ve bu şekilleri tamamlayacak kod bloklarının, algoritmaların hangisi olduğunu tutup karşısına bırakacağız. Şöyle yapalım. Mesela şu burada tamamlamak için ne yapmam gerekiyor? Bu iç açıların her biri 60 derece olan bir üçgen. Elinde kalem olan çocuk sola doğru bakıyor. Şu çizgiyi çizmem için benim ne yapmam gerekiyordu? Saat yönünde 120 dereceye dönüş yapmam ve ileriye doğru çizim yapmam gerekiyordu. Bakalım böyle bir şey var mı? Evet. Şimdi uygulamanın orijinali İngilizce olduğu için buradaki kod blokları İngilizce. Burada ama sağa doğru dönme, 120 derece sağa doğru dön ve ileriye doğru 100 piksel çiz. Sağa doğru döndükten sonra ileriye doğru 100 piksel çizersek bu şekli tamamlamış oluyoruz. Bunun karşılığı bu. Burada ne var? Elinde kalem olan çocuk yukarıya doğru bakıyor. Bizim de ilk çizmemiz gereken çizgi yukarıya doğru. Demek ki ilk olarak ileriye doğru 100 piksel çizeceğiz. Daha sonra 90 derece saat yönünde dönüyoruz sağa doğru ve 100 piksel daha çiziyoruz. Bakalım böyle bir şey var mı? 100 piksel çiz, saat yönünde sağa doğru 90 derece dön ve 100 piksel daha çiz. Bu da bununla eşleşmiş oldu. Burada yine bir geometri bilgisi var. Burada bir altıgen var. Altıgenin her bir iç açısı 120 derecedir. Yine bunu bir matematik geometri kitabından bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Buradaki elinde kalem olan çocuk yukarıya doğru bakıyor. Bizim de ilk çizmek istediğimiz çizgi yukarıya doğru. Demek ki yukarıya doğru 100 piksel çizeceğiz. Şurada belirttiği gibi mesela 120, 100 piksel yukarıya doğru çizdikten sonra bu noktaya varmış olacağız. Burada sağa doğru dönüş yapmamız lazım. Kaç derece? İç açı 120 derece olduğu için ben elinde kalem olan çocuk şu yöne yukarıya doğru baktığı için burasının tamamı 180 derece olduğu için 180-120'den 60 derecelik sağa doğru bir dönüş yapmam lazım. Bu 120 derece dönüyor. Bu 60 derece dönüyor. Bu algoritmayla devam ediyorum. Şu ana kadar doğru gidiyor. Ve daha sonra da 60 derece döndükten sonra 100 piksellik bir çizgi çiziyorum. Evet. Demek ki bu algoritma bu şekli tamamlıyor. Burada bakalım. İleriye doğru 100 piksel. Elinde kalem olan çocuk sola baktığı için ilk ileriye doğru 100 piksel çizdiğimde bu noktaya varıyorum. Daha sonra ne demiş? Sağa doğru, saat yönünde 120 derece dön. Demek ki şurası 120 derece ve şurası 60 derece. 120 derece döndükten sonra 100 piksel daha ilerliyorum. Devam edelim. Bu zaten son etkinliğimiz. Böylece konuyu tamamlamış olduk.